Vize ve finalde çıkabilecek sorular 53. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. fx'y fonksiyonu bize 6x, kare olarak verilmiş. x 0 ile 1 arasında ve y 0 ile 1 arasındayken 0 diğer durumlarda. Bize joint pdf demiş. Yani Ortak olasılık yoğunluk fonksiyonuymuş bu. Zaten görüyoruz bunu. Find p(x artı y büyük eşit 1). Burada x ve y'nin toplamının 1'e eşit ve büyük olduğu durumda olasılığı sormuş bize. Burada çift katlı integral bilgilerini iyi kullanmamız gereken bir soru çeşididir bu. Öncelikle bizim x ve y'nin tanımlı olduğu bölgeyi çizerek başlayacağız. Ki x artı y'nin 1'e eşit ve büyük olduğu yer neresi? Buna göre çift katlı integralimizin sınırlarını nasıl belirleyeceğiz ona bakacağız. Çünkü bu sürekli bir ortak olasılık dağılım fonksiyonu. Burada olasılığı hesaplamak için çift katlı integral kullanmak lazım ve sınırlarını belirlemektir zorlu olan yeri. x sıfırla 1 arasındaymış. 0 1 Y sıfırla bir arasındaymış, tamam. Yani bizim bu 6x kare buradaki x y girdileri için tanımlanmış. Diğer durumlarda hep sıfır oluyor. Burada bunun bu aralıkta sıfırdan bire sıfırdan bire şeklinde çift katlı integralini alırsak bu fonksiyonun sonucu bir verecek. Çünkü o bir joint PDF. Biz x ile y'nin toplamının 1'e eşit ve büyük olduğu. Burası neresi bakalım burada? Bunun tanımlandığı bölgeyle istenene bakacağız. x artı y bunu bir doğru olarak düşünsek. y'ye 0 versek x'i 1'de kesecek. Tamam buradan geçecek bu. y'ye x'e 0 versek y'yi 1'de kesecek. Tamam. Böyle bir doğru olduğunu anladık. Dahiliyet var. Düz çizgi çekiyoruz. Bir tarafını tarayacağız şimdi bunu. Şuradan 0'a 0 alsak 0 0'ı koysak 0 eder toplayınca büyük eşit 1 yanlış olur. Buradaki 0 0 sağlamadığı için bu doğrunun üst tarafı. x artı y büyük eşit 1 buraları gösteriyor. Fakat bizim fonksiyonumuz zaten şu kırmızı olan bölgenin dışındaki her yerde 0. O yüzden sadece şu kesiştiği bölge bizi ilgilendiriyor. Farklı bir renge geçelim yine. Şuraya. Şurayı bir tarayalım. Burası bizi ilgilendiriyor. Burada çift katlı integralimizin sınırlarını çıkartacağız. İntegrali alacağımız bölge dikdörtgen değil. Bir üçgen. Bölge dikdörtgen değil ise çift katlı integralde sınır çıkartırken buradaki bölge dikdörtgen değil ise bir sınır sayı bir sınır fonksiyon olmalıdır. Bazı üniversitelerin bu soruyu sorma davranışı her sınavda olacak şekildedir. Çünkü çift katlı integrali bu öğrenci kullansın ister. İtülüler mesela bu, bu tarz sorulara olasılık ve istatistik derslerinde bu başlıkları işliyorlarsa hazır olmalıdırlar. Ne bileyim koç, boğaz içi Burada okuyanlar hazır olmalıdır. Bazı hocaların zaten dünyasında yok. Bazı üniversitedekilerin istatistik olasılık dersinin hocaları Türkiye'de hoca grubunun içinde en yeteneksizler olarak sınıflananlardır. Bir şey anlatma kabiliyetleri çok zayıftır bu branşı anlatan hocaları. Oldukça ciddi bir biçimde elden geçirilmelidir. Bu branşlar için. Neyse şimdi o kısımları boş verelim biz. Buradan çift katlı integralimizin sınırlarını çıkartalım. Bir sınırı sayı seçeceğiz. X veya Y'den istediğimizi sayı seçebiliriz. X'i sayı seçelim. X'i sayı seçersek buradaki bizim integrali alacağımız bölge burası. Çünkü diğer yerlerde sıfırız biz. Bu bölgede X nereden nereye değişiyor? Sıfırdan bire kadar değişiyor. Sıfırdan bire kadar. X'in sayı sınırı olmasına karar verdik. Şimdi fonksiyon sınırı Y olacak fonksiyon sınırı y olacağına göre bu taralı bölgenin alt sınır fonksiyonundan üst sınır fonksiyonuna gideceğiz. Alt sınır fonksiyonu bu. Buradan başlayacağız. Alt sınır fonksiyonu y'yi yalnız bırakacağız burada. Bu x artı y eşittir 1 doğrusudur. y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 1 eksi x'tir. Alt sınır fonksiyonu 1 eksi x'tir. 1 eksi x'ten başlıyoruz. Üst sınır fonksiyonu ise burası. Bu da y eşittir 1 doğrusudur. Y eşittir 1 eksi x doğrusundan y eşittir 1 doğrusuna gidiyoruz. İşte fonksiyon sınırı olan da bu. Şimdi çift katlı integralimizi hazırlıyoruz. P x artı y büyük eşit 1. Sayı sınırı her zaman dışa. Bunlar çift katlı integral bilgileridir. 0'dan 1'e. Fonksiyon sınırı her zaman içe. 1 eksi x'ten 1'e. 6x y kare. Bu y'ye ait sınır dy. Bu x'e ait sınır dx. Buradaki sıralama da oldukça önemlidir. Önce y'ye göre integral alıyoruz. 0'dan 1'e. Y'ye göre integral alırsak 6x sabittir. Y küp bölü 3 olur. 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2x y küp oldu. Bunu da 1 ve 1 eksi x koyacağız. 1'i koyarsak y yerine 2x eder. 1-x'i koyarsak 2x çarpı 1-x'in kübü. Dx. Burada da oldukça canımızı sıkan bir şey geldi. Bunu açıp bir de yanındakiyle çarpacağız da o ifadenin ardından integralini rahatça alabilelim. 1-x'in kübü 1 ben hızlı yapacağım şimdi onu eksi x artı x kare eksi x küptür. Ee, bunu 2x ile çarparsak 2x eksi 2x kare eksi 2x küp eksi 2x ile çarpıyoruz. Eksi 2x ile çarparsak burası eksi 2x olur. Artı 2x kare olur. Eksi 2x ile çarpıyoruz çünkü. Sonra eksi 2x küp olur. Artı 2x üzeri 4 olur. Bunun başında da 2x var. Bu 2xler birbirini götürdü. İntegralimizin içinde 0'dan 1'e 2x kare eksi 2x küp artı 2x üzeri 4 dx kaldı. Şimdi x'e göre integral alırsak 2x küp bölü 3 eksi 2x üzeri 4 bölü 4 artı 2x üzeri 5 bölü 5. Bunda 1 ve 0 koyacağız. 1 koyunca 2 bölü 3 eksi 2 bölü 4 artı 2 bölü 5 0 koyunca zaten komple 0 eder. Bunları nerede birleştirelim? Bu sadeleşiyor zaten. 1 bölü 2'dir. 30'da birleştirebiliriz. Bunu 10 ile 20 bölü 30. Bunu 15 ile eksi 15 bölü 30. Bunu 6 ile 12 bölü 30. 20'den 15 çıktı. 5 17 bölü 30 olarak buradaki sorulmuş olan olasılık değerini bulmuş olduk. Bahsettiğim çift katlı integral bilgilerinde kendinizi çok zayıf görüyorsanız gidip önce çift katlı integral konusuna bir çalışın. En azından sınır belirleme nasıl yapılıyor o kısımlara kadar çalışıp sonra dönüp bu konulara tekrar bakabilirsiniz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.